Cem TV'den kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Kitapsız Dönmesin Dünya ile karşınızdayız. Hepinize mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Bugün sevgili ortağım, partnerim evet, Murat Gülüz. Bulut'la beraberiz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Yine güzel açtın programı. Şimdi burada olmak çok güzel bir şey Cem TV'de. Buranın havası çok farklı. Biraz ben dönem dönem gelemiyorum biliyorsun. Sen şey yapıyorsun, götürüyorsun programı. Şimdi uzak kaldığı zaman insan işte özlüyor ve burada dediğim gibi çoğu işte insanın yaşam savaşı var tabii. Hepimizin bir ekonomik savaşı var, firmalarımız var, o var, bu var. Onu koştururken uzaklaşıyoruz. O biraz üzüntü verici ama şimdi zaten Haziran'da sezonu kapatacağız büyük olasılık. Ondan sonra yine edebiyatla olan yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün Ozan. Çok da ilginç, çok da değerli, evet. Çok da farklı değil mi? Evet, bir çok güzel var. Şeyler anlatacak. Yine sohbet tadında olsun. Biz öğretmek değil de sohbet arasında izleyiciler de bize böylece sohbete şey olmuş olsun, konuk olsun. Müsaadenle konuğumuzu tanıtayım evet. Ben. Çok değerli aslında tıp doktoru, doktor evet. Ozan Batıgün konuğumuz ama bugün onun kitabını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim, çalışıyorum. İş arasında, günlük hayat arasında böyle bir şeye zaman bulmak gerçekten hani insan ruhu için çok güzel bir şey. Çok, çok pozitif enerji aldım. Gülis Hanım'la da bugün tanıştım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz de sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Şimdi en büyük ihaneti, en büyük ihanetli yaşamak. Şöyle göstereyim. Bu kitap gerçekten çok özel bir kitap. Aslında hepimizin içinde pek çok şeyi bulabileceği, özellikle son dönem insanların yaşadığı çok çok enteresan bir hayat var. Sosyal medyalar, çok farklı işte profiller çiziliyor oralarda falan. Dolayısıyla siz aslında günümüze biraz da geçmişten de alarak çok farklı bir bakış açısıyla bu kitabı aynen, getirdiniz. Çok güncel yapmaya çalıştım. Evet, öncelikle birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ozan Batıgün ismim söylediğim gibi. Çocukluğuna ineceğiz Ozan. Çocukluğuma mı ineceğiz? Tamam. Neden böyle oldu? İzmir'de doğdum. Onun dışında İzmir Özel Türk Koleji'ni bitirdim. Sonra orada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra orada işte bir doktoraya başladım. Daha sonra da bir işletme master'ı yaptım ve daha sonra ilaç sektörüne girdim. Yaklaşık 20 yıla yakındır ilaç sektörüyle çalışıyorum. Haftanın belirli günleri hasta bakıyorum. Onun dışında kendi yaptığım ilaç firmalarına, Türkiye'deki hekimlere, derneklere bilimsel danışmanlık hizmetim var. Şöyle söyleyeyim, bir de bunun dışında sürekli okumaya çalışıyorum. Çünkü insan okudukça ne kadar az bildiğini fark ediyor. Ve bunun hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç olduğunu görüyoruz. Elimden geldiğince de işte okuduklarımı insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'da canlı yayınlar yaptık. Özellikle bu pandemi döneminde kendi bilgilerimle insanları aydınlatmak için elimden geldiğince farklı yayınlar yaptım. Hani bilgisini saklayan değil, paylaşan, paylaştıkça çoğalırız, büyüyüz mantığında ilerleyen bir kişiyim. İlk kitabım bu. Bir diğer kitabın editörlüğünü yaptım. Şimdi üçüncü kitabımı yazıyorum. Bunun bir devamı şeklinde. Bakalım. Hayat hiçbir şekilde bozulmayacak. Üçüncü kitap diyorum çünkü ikinci kitabımı iş hayatıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben 2006 yılından beri iş dünyasında makaleler yazıyorum. Onları topladığım profesyonel hani eğitim hizmetleriyle ilgili bir kitabım var. O ikinci kitabım. Ama şimdi hani bir biyografi, bir roman şeklinde de üçüncü kitabımı yazıyorum. Fakat bu dönemde iş yoğunluğu nedeniyle biraz yavaş gidiyor. Ama bakalım İş inşallah... İş yoğunluğu derken nasıl, pandemiden sonra açılan bir iş yoğunluğu mu? Gerçi sizin ilaç sektörü pandemide daha çok yoğundur mu? Yani danışmanlık yapmak çok farklı bir şey. Her zaman hizmeti kusursuz ve sorunsuz vermeniz ya, lazım. Tabii. Alan kişinin sonuna kadar memnun rehber olması gibi. Lazım. Evet. Evet, koç yani. Ve gecenin kaçında ararsa arasın, yeni bir ihtiyaç doğarsa hemen hazırlayıp vermek lazım. O yüzden de ben 82'ye yakın firmayla çalışıyorum. Türkiye'nin her yerindeki pek çok bireysel hekimle çalışıyorum. O yüzden baktığınızda yoğun gidiyor. Onlar ilaç konusunda mı? Bilimsel konularda bilimsel diyelim. Bilimsel, ilaç ve tıp konusunda tıp diyelim. Konusunda. Şimdi tabii yurt içi ve yurt dışında da bir sürü değil mi sizin konferanslarınız var?
Valla pandemi döneminde artık hani yüz yüze görüşmeler yapmıyoruz ama daha önce hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında çeşitli eğitimler ve konferanslar verdim. Şöyle söyleyeyim, hani onlar daha etkindi ama şimdi yeni platformlar çıktığı için biliyorsunuz mertlik bozuldu. Artık bir cep telefonundan bile istediğimiz her türlü yayını yapabiliyoruz. Eskiden dünyanın en güzel yerlerine gidip en güzel yayınlarını yapardık ve orada gezerdik, eğlenirdik, böyle restoranlarına giderdik. Böyle iyi mi oldu yoksa eski o dediğiniz gibi bir heyecanı vardı yani görüşmenin. Hani belki insan çalışırken o zevk alma yani öğrenme şeyi daha fazlaydı gibi. Hani modernlik hayatı kolaylaştırabilir ama aynı oranda evet. Zevkte ya da yaşamada gerçekten böyle şey yapabiliyor mu? Renklendirebiliyor mu? Gerçek şimdi, yaşamda olduğu gibi. Çok güzel bir soru bu. Ben bunu çok net şu şekilde ifade edebilirim. Böyle çok daha verimli oldu. Verimli. Niye diyeceksiniz? Bu şekilde hani çok güzel bir kravat, gömlek takıp altınıza şort, terlikle evden bir sunumu yapabiliyorsunuz. Ama bu kolaylık, kolay tabii. Kısmı. Ama diğerinde mesela en basiti söyleyeyim. Buradan Ankara'ya gitmek için havaalanına git, havaalanından uçağa bin, orada in, tekrar uçaktan ilgili yere git derken hele bütün gün sürecek bir toplantıysa onun için bir gün önceden çıkmak gerekiyordu ve bir günlük bir toplantı ya da eğitim için 2-2,5 günümüz gidiyordu. Şimdi bunlar çok daha basit hale geldi. Bu yeni dünya düzeni bu aslında değil mi? Yeni dünya düzeni diyebiliriz. Daha neler gelecek diyelim yeni dünya düzeninde. O yüzden çok da umutlu değilim yeni dünya düzeninden. İşte hızlı olan bir dünya. Hızlı olan dünya bazı şeyleri es geçebilir mi? Gülten Akın'ın dediği gibi hiç kimsenin zamanı yok güzel şeyleri düşünmeye. Hele bu hız çağında bundan sonraki o modernliğin getirdiği hız çağında hiç olmayacak gibi geliyor. Ben ondan korkuyorum. Şimdi biz hızlı... yine bir kısmen bazı şeyleri gördük bizim kuşak falan ama bu Z kuşağı dediğimiz tamamen o teknolojinin içinde ve sonraki kuşak hep böyle bir alfa hız kuşağı, içinde olacak. Alfa kuşağı çok daha acayip yani. 2-3 yaşındalar yani ben de biliyorum yani yeğenlerimden falan inanılmaz bir internet kullanımı, YouTube kullanımı, istediklerini seçebiliyorlar, eleyebiliyorlar. Ya yani inanılmazlar ama yani. Ama işte o nedir sen? Ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi aslında çok yanlış yorumladığımız bir şey var. Hani Z kuşağı diyoruz, teknoloji kuşağı diyoruz. Evet. Teknolojinin gelişmesi, insanlığın gelişmesi kullandığı aletlerle olmaz. Yani kullandığımız telefonların, bilgisayarların daha iyi noktaya getirilmesi, bunların ilerlemesi aslında teknolojik gelişim değil. Evet. Gelişmiş insan dediğimiz şey bunlara ihtiyaç duymaz. Evet. Kendi beyin gücünü geliştirerek bunları çok daha farklı aktif bir spiritüel, metafizik yolla yapmaya çalışır. O yüzden gelişmeyi burada yanlış yorumladığını düşünüyorum bütün insanlığın. Ayrıca size şunu söyleyeyim. Şimdi eskiden bir eğitim verirken, bir toplantı yaparken yüz yüze konuşurdunuz ve o insanların bazı içindeki akıllarına takılan konulara işaret edersiniz. Anlamadığı bazı şey olursa onu bir noktaya park edip toplantının sonunda tekrar ilerleyelim derdik. Ama mevcut düzende baktığınızda bu elektronik yazılımlarla yapılan toplantılarda bunlar hemen hemen çoğu atlanabiliyor. O yüzden aslında bakarsak hani bence yüz yüze olan her şey, insana dokunarak yapılan her şey daha değerliydi. Hele bunu İstanbul'un profesyonel iş yaşamı için değil de tüm Türkiye, tüm Anadolu'daki insanlarımızda. Çünkü Anadolu dediğimizde bunun altında çok farklı bir coğrafya yatar, çok farklı bir paylaşım vardır. Örneğin iki Alman birbirine bir kahve içelim dediğinde giderler, kahve içerler, ondan sonra herkes işine dağılır. Ama iki Türk hadi gel bir kahve içelim dediğinde onun altında bir paylaşım saklıdır. Onun altında bir duygu alışverişi, bir konuşma ihtiyacı vardır. Ve Anadolu'da böyle bir duygusal paylaşımın çok yoğun olduğu coğrafya olduğu için ben hani bu tip eğitimlerde, bu tip konuşmalarda hep yüz yüze yapmanın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru. Evet, yani işte dediğimiz olay bir şeyleri teknoloji mi diyeyim artık gelişen aletler onları diyeyim bazı şeyleri de kaybettiriyor. İleri gitmek sadece şey değil yani her yeni olan ileri bir aşama değil aslında. Mesela kitapta çok da doğru. Öyle. Kitabın şeyde Kindle'lar falan var işte e-kitap falan. Ama bu şekilde basılı olması aslında daha ileri bir şey. Ya buna dokunmak, yani, evet, koklamak dokunmak, değil mi? Yani. Ya her şeyin bir ruhu var.
Şimdi spiritüel şeylere çok girmeyeyim ama yani değil şimdi mi? Hazır kitabı elime almışken sen artık birazcık değil mi edebiyata, evet, kitaba sen konuları girelim. Çok seviyorsun. Evet, şimdi tabii Ozan Batıgün En Büyük İhanetli Yaşamak gerçek bir yaşam öyküsü yazarken bir süreç yaşadı, bir hayat yaşadı. Sizi bu kitaba götüren yolculuğunuzdan biraz bahseder misiniz? Tabii. Böylece biraz da kitapla ilgili de hani seyircilerimize en azından bilgi vermiş oluruz. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bu kitap aslında bakıldığında son 20 yıldır Türkiye'nin geldiği insan profilinin ve özellikle İstanbul'da ortaya çıkan farklı bir yaşam tarzının belki başka şehirlerde de vardır ama benim onları gözleme imkanım olmadı. Evet. Kendi açımdan yaşadıklarımı birebir anlatmaya çalıştım. Burada genellikle insanın gelişim evreleri ve kadın erkek ilişkileri üzerine eğilmeye çalıştım. Baktığınızda nasıl derseniz kitabın kahramanı bir gece sokakta yürürken bir kadını görüyor. Kadın bir telefon kulübesine girmiş, konuşuyor ve kadın orada ağlamaya başlıyor. Daha sonra kadın ahizeyi bile kapatmadan yere bırakıp gidiyor. Çok merak ediyor kahraman, ne olabilir acaba bu diye. Kendisi de ahizeyi alıyor. Kimle konuştuğunu bilmiyor ama aynı kadın gibi ağlamaya başlıyor. Bu şehir bir şekilde baktığımızda hepimizi çok yoran, çok yıpratan bir ortam haline geldi son zamanlarda ve artık insanların kolektif bir duyguları ve yorgunluğu ve bıkkınlığı var. Hele Covid dönemine de baktığımızda bunların üst üste biriktiğini görüyoruz. Şimdi hani kitaba parça parça siz sorun ben öyle gireyim diyeyim. O avizeden sonrası merak ettim ben. Nasıl bütün bir şey kitabı gelir? Anlattırırmışız biz. Vallahi sormam ama orayı bir sormak istedim söylersen. Ne oluyor avizede konuşma devam ediyor onun üzerine mi şimdi, kurgulanıyor? Olay kurgusu öyle mi? Gerçek bir yaşam evet. Öyküsü diyoruz ya. Evet. Bence oradan başlayalım. Bu kimin yaşam öyküsü? Burada yaşanan her şeyi ben birebir yaşadım. Anlatılan her şeyi onu söyleyeyim size. Hani hem yalnız kitabın mesela... Şöyle söyleyeyim, bölümlerinin içerdiği yere bakarsak, sayfa olarak da söyleyeyim size. 11. sayfada zaten içeriği kitabın evet. Yaşadıklarım diye geçiyor. En altta da şöyle bir şey var. Hatta şöyle siz okursanız kalın yazılı. Ben de şöyle okuyayım. İsterseniz nelerden bahsediliyor tamam. Sonra da ona gelelim. Şimdi kitapta yaşadıklarım diyor. Ben bunu hani özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü biraz konuşacağımız konular zaten bu eksende dönecek. Evet. Bir, hissediyorum, ölüyorum. İki, kafamın içi bulaşık suyu gibi. Hikayemin ne olduğu bir anlatılabilse. Bütünlemeye bırakılmış ruh, çok ilginç geldi mesela bu bana. Evet. En büyük yenilgiydi aslında sevişmek. Kimsem yoktu, inançlı bir kardan adam. Öksüz, aciz, yanaşma ruh. Aşk fakirdir, intihar edecek kadar bencildim. Cinnet resimleri, kaybolmuş sevginde benim de kaybolmuş sevgim var. İntihar günlükleri, aşk yoksa yaşam en büyük katildir. İmzamı atarım evet. Bu söze. Yenilgi dolu sevişmeler, plaza kadınları, genleri bozuk iş dünyası, yedek sevgililer, cahillikler ülkesi, ihanet. Son söz, intihara eğilimli kişilerin okumaması tavsiye edilir. Doktor Ozan Batıgün. Çok güzel ya şey başlıklar, iç başlıklar bunlar. Aynen. Alt başlıkta diyelim. Hissediyorum, ama... ölüyorum. Ne demek? Yani şöyle söyleyeyim. Bu şehirde insanlar ekonomik sıkıntılardan geçebiliyorlar ya da çok iyi kazançlara sahip olabiliyorlar. Ama ne olursa olsun insanları duygusal ve ruhi açıdan ele aldığınızda herkeste büyük bir eksiklik olduğunu görüyorsunuz. İşte bu mevcut ortamdan boğulan bir kişinin aslında bu feryatları olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra kafamın içi bulaşık suyu gibi dediği ikinci dönemde etrafındakiler sorgulamaya başlıyor olaylar. Şimdi sorgulamaya başlamak derken bu aslında benim en çok takıldığım konulardan bir tanesi. Biz toplum olarak hiçbir şeyi sorgulamıyoruz artık. Her şeyi sosyal medyadan öğrenen, hiçbir şeyi okumayan gençler yetiştiriyoruz. Ve bu çok üzücü bir şey. Niye diyeceksiniz? Ben mesela eskiden Twitter'a bakmayı çok severdim. Bu arada Twitter diyebiliyor muyuz? Tabii ki. Diyebiliyoruz. Tamam. Çok severdim. Ama evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bakmamaya özen gösteriyorum. Çünkü... Sonuçta Türkiye'de iki siyasi gruplaşma, Türkiye'de dört takımın gruplaşması. Baktığınızda Twitter tamamen insana negatif duygular enjekte eden kavgacı bir ortam haline gelmiş. Instagram'a baktığınızda herkes çok zengin, herkes çok güzel, herkes çok havalı. Mutlu, çok evet, güzel. Herkes çok mutlu, her şey mükemmel.
Fakat sonra bir bakıyorsunuz aslında o Instagram'da her şeyi kusursuz görünen kişiler bir kayak tatiline gitmek için arkadaşlarından borç almış, krediler çekmiş. Aslında hayatları hiç öyle değil ama öyle görünmek zorunda hissediyorlar. Evet. Ve hani Instagram'da yaşatılan ikinci bir gerçek olmayan yanlış hayat var. Onun dışında hani sorgulamak diyorum, niye diyeceksiniz? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, bir çok yoğun pandemi döneminden geçtik ve aşı bulundu. İşte herkes 2 tane, 3 tane aşı oldular. Fakat ben size şunu soracağım, bütün dünyanın etkili aşılandığı söylenen Alman aşısının 10 mikrogram, 20 mikrogram, 30 mikrogram ve 100 mikrogramlık 4 tane dozu var. Hangi dozu oldunuz? Ya da şöyle söyleyeyim, ikinci doz hangi doz yapıldı size? Hiç bunu sordunuz mu? Sordun mu Gülüz? Yani nasıl, hangi aşı yapıldım? Hangi aşı değil, olduğunuz aşının. Aşının bir, içeriğini. 1, 2, 3. yapıldığında hangi dozları olduğunuz hiç sorguladınız yok, mı? Hangi dünyada aşı 4 dozu var sadece. Ha. Şimdi bunu bile hiç sorgulamadık. Ya da Çin aşısı olur. Şöyle söyleyeyim, gene sorgulamadığımız şeyler o kadar çok ki. Mesela hani diyoruz, Türkiye'deki gençlerin çok büyük bir kısmı ateist oluyor diye işte Onun altında ne yatıyor ama o sorgulamamanın altında dediğin şey... Sosyal medyaya bakmanın kolaylığı yatıyor. İki taraflı bir sorgulama olabilir. İnsanın bütün olaylara sorgulayıcı olarak bakması, işte düşünme yetisini geliştirmesi, olgunlaşan beynin bir karar alma şeyi. O bir konu ama bir de insan bizim diyelim coğrafyada insanlar güvenir birbirine. İşte o güven aslında bazen çok kötü şeylere yol açıyor. Benim aklıma direkt o geldi. İş yaşamında güveniyoruz, başka türlü güveniyoruz ve çoğu zaman ama böyle bir insanın da güvenme ihtiyacı var. Yani ihtiyacı ve gereklilik olan bir şey. Bence toplumlarda en önemli şey güven konusu. Sorgulamanın, ben öyle anladım, bilmiyorum senin anlattığın o olayı. Sorgulama burada bizde devre dışı kalıyor. Güveniyoruz ya. Yani. Aslında o duygusal tarafımızın baskın çıkması olarak ben kendimce yorumluyorum. Ondan sonra tabii ki dumura uğradığımız zamanlar çok oluyor. Aslında senin demek istediğini şu bilerek, sorgulayarak güven daha şey olabilir, daha sağlam olabilir. Ama tabii. Sanki Ozan Bey biraz daha kolaycılık. Yani işte o güvenme biraz yani kolaycılık. Sosyal medyada böyle hani her şeyin güllük gülistanlık olması tabii. İnsanların o sorgulama yetisini, duygusunu da yok etti gibi sanki. Okuma çok azaldı. Kitap okuyan insan sayısı çok az. Evet. Geceleri mesela, şimdi ben akşamları köpek gezdiriyorum ve Suadiye'de oturuyorum. Gezdirirken bakıyorum, bütün evlerde televizyonlar açılmış, insanlar televizyonların karşısında ve dizi seyrediyorlar. Şimdi yani bu saatleri okumaya, konuşmaya, sevişmeye, bu saatleri daha verimli geçirmeye ayırmış insanlar olması lazım bu şehirde. Şimdi öyle ama... Dizileri hep vuruyoruz da. Diziler de olsun ama dediğin gibi belki o saatler ya bizim televizyon izleme millet olarak biraz şey abartılmış galiba değil mi? Yani iyi programlar izlesin ben de izliyorum ama iyi programları izlemeye çalışıyorum. Yani 8 saat eskiden daha fazlaydı galiba değil mi? Şimdi tabii. Daha şimdi de sosyal medyada aynı şimdi şekilde tabii gidiyor. Yani şöyle anladığım kadarıyla sürekli bir sorgulama, kendini geliştirmeye çalışan bir adam ve varoluşu sorguluyor, geçmişi sorguluyor. Yani aslında bu kitaba çok sizi götüren şey süreçte sizin sorgulamalarınız ama siz sorgularken bugünle yetinmeyip çok geçmişe gittiniz. Tarihe gittiniz, dinler tarihine gittiniz değil mi? Sokrates insan tarihine. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. Aynen. Bir referans o mu yoksa? Yok, referans o değil, şöyle söyleyeyim. O da çok değerli tabii. Evet. Ama Gülüz Hanım'ın söylediği gibi ilk olarak sorgulamaya gittim ve bunun için bir şifacıdan da eğitim ve dersler aldım. Hatta size şunu söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle der, İnsanoğlu dünyaya halef olarak gönderilmiştir. Şimdi biz bu dünyaya halef olarak geldiysek, bu dünyada bizden önce yaşayan bir selef var. Peki bu selef kimdi? Hiç düşündünüz mü? Hiç bunlar karşılaştık mı? Ya da araştırdınız mı? Ya da size hani başka bir şey söyleyeyim, biraz tıbbi bir şey. Ben hep bunu merak etmişimdir. Şimdi kadınlarda kromozomlar XX kromozomdur. Erkekte XY kromozomdur. Kadınla erkek birleştiğinde ya tekrar XX'den bir kız çocuğu doğar ya da XY'den bir erkek çocuğu doğar. Peki XX'i anladık.
XY'nin oluşması için acaba bir YY kromozomu var mıydı ilk etapta? Bunu hiç sorgulamıyoruz. Ya da mesela şöyle söyleyeyim. Gene Kur'an-ı Kerim'de hadi Havva'nın adı hiç geçmez. Fakat Tevrat'ta Havva'nın adı geçer ve hatta Adem'in Lilith diye bir ilk eşi olduğu söylenir. Evet. Şimdi Lilith'e baktığınızda Lilith aslında şeytanın eşidir. Ve bu secere dediğimiz şey aslında Adem'e Lilith'le birlikte olmaması söylenir. Adem sonsuz yaşamı istediği için Lilith'le birlikte olur ve bunun üzerine insan ırkı cennetten kovulur. Şimdi baktığınızda peki insan ırkı cennetten kovuldu. Gene Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi onlar cennetten kendisiyle birlikte şeytanlarla birlikte kovuldu geldi. Peki o zaman biz bunları niye göremiyoruz? Çünkü biz üçüncü boyutta varlıklarız. Peki biz şeytanlarla kovulduysak bunların amacı neydi? Adem Lilith'le birlikte oldu. Acaba şeytan Havva ile birlikte oldu mu? Aslında hani bunları sorgulamaya başlarsanız evet. Son derece fazla ve değişik şeyler karşımıza çıkıyor. O kadar sorgulamasak bence sanki daha iyi ama olacak. Ama bakın şöyle yok, çok ilginç bir şey söyleyeyim ama size. Konular o kadar şey ki evrende dediğim tabii hepsi gerekiyor ama şimdi özel uzmanlaştığımız konular var. Herkesin tabii. Bir şeyi falan var. Yani dediğin gibi hepsini yetebiliyorsa zamanımız. Tabii bir de böyle bir zaman şeyimiz zamanı var. Zamanı yaratacağız eskiden, ben onu söyleyeyim. Eskiden hep söyleniyordu ya zamanım yok kitap okumaya ya da şey bunun gibi çalışmaya falan. Bu sefer gerçekten biraz o durumdayız. Modern köleler durumunda gibi hissediyorum. Daha çok böyle sıkıştırılmış bir bireyden oluşan toplumlar olduk. Çünkü giderlerimiz arttı. Bir kişinin bile, normal bir kişinin bile o kadar sistem bizi şeye getirdi ki yine ben teknoloji diyeceğim ama sen doğrusunu söylersin. Telefon şey ödüyoruz bir kişi. Arabası varsa aracını ödüyor, kirasını, elektriğini bir sürü şeyimiz var, ödememiz. Bu tamamen sistemin getirdiği bir kölelik ve düşünmeyen insan tipini yaratıyor. Çok doğru. Dediğin çok önemli. Hep bizim de yani zaten biz bir şeyler yazıyorsak ya da düşünme eylemindeysek zaten sorguluyoruz, muhakkak sorguluyoruz. Ama orada bazen şeyler, konular uzmanlaştı. Ya da ben mesela felsefe... İyi çok araştırmak istiyorum. Ama eskiden mesela şeyler vardı. Hani alimler dediğimiz ya da tekkelerde pişen insanlar astrolojiyi de biliyor, tarihi de biliyor, matematiği de biliyor. Çok kapsamlı. Keşke o duruma gelsek ama işte dediğimiz gibi o koşturmanın içinde belli şeylere de girebiliyoruz. Tabii onlar çok zor artık. Evet. Şimdi tabii biraz kitaba yine girelim. Kesmiş tabii ki. Olmadım mı? Yok yok. Kapattın mı konuyu? Bütünlemeye bırakılmış ruh. Niye bütünlemeye bırakılır ki ruh? Orada bütünlemede onu bekleyen ne? Tamam. Sonrasında bütünleme sınavında... Siz çok güzel sorular soruyorsunuz. Murat'a şey yapayım. Şimdi gene hani araştırırsanız bir ruhun tekamül süreci boyunca 1200 farklı bedene girdiğini görüyorsunuz. Evet. 21 gramlık bir ruh 1200 bedende olgunlaşırsa aslında tekrar başka bir boyuta geçebiliyor. Ve hani... Mesela Rothschild'ın bir sözü var. Biz insanlara cennetin olduğunu söylersek bu dünyayı yönetemeyiz diye. Şöyle düşünün, bu kadar özenle yaratılmış hiçbir ruh yakılmaz. Yani ben hani cehenneminde baktığınızda Lübnan'daki Hennon Vadisi'ndeki Gehennon Baş Vadisi'nden gelen bir tanım olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütünlemeye bırakılmış ruh derken mevcut biraz önce Murat'ın söylediği gibi kendini hiç geliştirmemiş. Hayatın içinde sürekli akışta kalım, akışta derken de günlük işlemleri nedeniyle aslında ruhunu hiç yontmamış insanlardan bahsediyoruz. Böyle olduğunu fark ettiği zaman kahraman, kitaptaki kişi, ondan sonra artık bunun değişmesi gerektiğini görüyor. Ve bunun değişmesi gerektiğini görürken aslında insanoğlunun çok önemli bir özelliği var. İnsanoğlu yalnız yaşayamıyor. Mesela birçok farklı hayvanlar, birçok farklı varlıklara baktığımızda yalnız kalırlar. Ama bizler hep bir paylaşım, hep bir birliktelik istemek durumunda kalıyoruz. Bunun sonucunda da kendini geliştirme aşamasında sorgulamasını yaparken kendine farklı partnerler de arayışına giriyor. Hı hı. Farklı partnerler arayışına girdiğimizde farklı kadın tipleriyle karşılaşıyor. Ve farklı kadın tipleriyle karşılaştığında aslında şunu görüyor. Hani bir sonraki bölüme bakarsanız en büyük yenilgiyi de aslında sevişmek diyor. Çünkü bu kişiye göre aslında gerçekten bir aşk varsa bu aşk seviştikten sonra ortaya çıkan aşk.
sadece bir şey yaşamaya kadar geçen bölüm değil. İnsan et ve kemikten ibaret değil, ruhunu doyurması gereken bir varlık. Ancak ne yazık ki mevcut toplumumuzda bunların hiçbirinin olmadığını gözlemliyor. Ve daha sonra bir sonraki bölümde kimsem yoktu diye anlatmaya başlıyor. Yani ben aslında böyle bir insan olmayı istiyorum ama ben ruhuma göre hiç kimseyle olamıyorum diyor. O kadar doğru bir şey söylüyor ki şu an. Evet. Değil mi? Ve sonra mesela bir sonraki bölüme baktığımızda... İşte ruhuna göre birini bulamamak işte. Tabii. Sorun evet. Burada. Ruh ikizi ruhuna göre. Dediğimiz olay mı evet. Yoksa? Ruh ikizi. Yani mesela... o nasıl? Ruh ikizi hakkında ne diyorsun? Yani ruh ikizi dediğimiz şey... Milyonda bir ya bence olasılık ruh ikizi var. Ama şöyle tanımlasam nasıl, ne düşünürsünüz? İnsanlar birilerine aşık olabilirler, beraber olabilirler ama ayrılabilirler. Ama her insanın, kadın erkek bir ruh eşi, ruhuna hitap eden biri, ruhunun derinliklerinde aradığı, işte beklettiği bir figür mutlaka var. Ben öyle düşünüyorum. Belki hepimiz bölünmüş ruhların birer parçasıyız da kendi ruhumuzdan bir parça mı arıyoruz acaba? Bu da mı olabilir? Yani ama herkes ruhunun eşini arıyor. Siz ona ne dediniz? İşte uyum sağlayabileceği, ruhuna hitap edebilecek, değil mi? Kimseyi bulamıyor. Ama şöyle söyleyeyim, ruh eşi derken bakın, bence bir insan eğer tekamül sürecini tamamlamışsa, ruhu bir tekamüle ermişse, belirli bir olgunluğa gelmişse mental açıdan ve karşısında böyle bir insanla karşılaşabilirse, zaten bunlar birbirinin ruh ikizi olurlar. Çünkü insan kendi yani ruhunu ne kadar eğitirse, kendi benliğinden bencillik ve farklı davranışları dışlar. Bu şekilde iki tane erişkin ruh karşı karşıya geldiğinde, bunlar ne zaten doğal olarak evet, zaten. Ruh ikizi olurlar. Evet. Şimdi çok basit bir şey var. Bir insan ister tutkuyla yaşamın sadece yüzeyini görsün, ister objektif olarak baksın, yaşamın derinlerine insin. Aslında öz ve yüzey aynıdır. Sadece kelimeler farklılaştırır bunları. O yüzden burada söyleyeceğim, ruh ikizi dediğimiz şeyde iki tane hiçbir hani kendini geliştirmemiş kişi de çok mutlu olabilir. Ama benim hani bu hayatta beklentim, aradığım nedir derseniz, tekamülde belli bir noktaya gelmiş iki kişinin buluşması, işte o tam sizin anlattığınız ruh ikizi, ruh eşi kavramına bence uyuyor. Umuyorum herkes ruh eşini, ruh ikizini bulur. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir aramız var çünkü ilk bölümü bitirdik arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından biz yine burada olacağız. Kitapsız Dönmesin Dünya devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Doktor Ozan Batıgün'le devam ediyor. Şimdi tabii konuşuyoruz kitapla ilgili, böyle kitabın hani o yaşadıklarım kısmından da hani o başlıkları öne çıkararak konuşmaya çalışıyoruz. Böyle devam edelim. İnançlı bir kardan adam, bir bölümde inançlı bir kardan adam var kitapta. Kim bu inançlı kardan adam? Hepimiz miyiz, siz misiniz yoksa belli kişiler? Keşke hepimiz olsak. İnançlı, yani şimdi kar yağmasını çok büyük tutkuyla bekleriz. Kar yağdıktan sonra da hani mümkün olan bir yerde toplanmışsa bir kardan adam yaparız. Evet. Ve bunu yaparken hepimiz çok büyük mutluluk hissederiz. Ama bir süre sonra, yani şunu hepimiz biliyoruz, havalar ısınınca o erimeye başlayacak. Yani yaptığımız şeyin aslında kısa bir ömrü var. İşte inançlı bir kardan adam derken, burada kitabın kahramanının hep gerçek aşkı, gerçek iyiliği bulmak için her uğraşında, her yeni insanlarla tanışmasında aslında sonucunda insanlara güvenini yitirmese bile başarısızlıkla sonuçlanan bu hamleleriyle bir kardan adamın erimesi gibi ortadan kalkıp yok olduğunu anlatmaya çalıştım. Balon gibi yapılan, şişirilen bir balon ve patlaması gibi. Evet. Evet. Kötü değil mi ama yani? Işte, evet. Ama şey var mesela, Erik Fromm'un da hani o sevme sanatında sevgi öğrenilebilen bir şey. Duygular öğrenilebiliyor. Her şey gibi. Bütün insan evrim teorisine inanıyorsak zaten geliştirilerek duygular... inanıyoruz. Ben inanmıyorum. Bence evrim tersine yürüyen bir süreç. Yani. Şimdi isterseniz başka konular. Öksüz aciz yanaşma ruhla ilgili kitaptan bir bölüm okumamı rica ettiniz. Müsaadenizle ben hemen okuyayım. Öksüz aciz yanaşma ruh. Bunu biraz açacağız ama... Diyorsunuz ki, güvende kalabilmek adına saklıyorum gerçek kimliğimi. Üvey, öksüz, aciz bir yanaşma ruh gibi. Ama bu yanaşma ruh koruyor beni tehlikelerden, risklerden, her türlü belirsizlikten. Benim gibi olmayan insanların gezegeninde her geçen gün daha da dibe vurdukça gerçek aşka olan inancımı gizli bir kurtuluş parolası gibi saklıyorum
derinlerimde. Çok enteresan. Evet. Ve devam edeyim mi? Tabii. Gerçek aşkı hiç kimse bilmese de ona duyduğum inancın müebbet cezası her gün artıyor yaşam hücremde. Saklıyorum gerçek aşkın varlığını ve sakladıkça hızlanıyor çöküşü hayatımın. Sakladıkça hızlanıyor çöküşü üvey, öksüz, aciz, yanaşma ruhumun. Bugün yine bir yerlerde tıkandım. Ben demiştim intihar eğilimli kişiler okumasın bugün diye. Bugün evet, bir yerlerde tıkandım. Evet, devam edeyim. Devam edin isterseniz. Hikayelerinin o büyük aynası kırılmış, ruhlarındaki zamanın zembereğinin dişleri çürüyüp döküldüğü için renksiz, havasız ve bu yüzden hiçbir risk taşımayan ve hiçbir tesadüfe yer olmayan bir fanusun içinde yaşananlardan kaçıyorum. Çünkü onlar kayboldukları anlaşılmasın diye benim gibi ruhuna ve anılarına sadık, düşlerinde sevgililerini görenleri ihbar ediyorlar. Benim gibi aşkı ve özgürlüğü için ölüme gidenleri ihbar ediyorlar. Çünkü bu şehirdeki insanlar kendileri nasıl bir sevgisiz boşlukta kaybolmuşsa herkes öylece kaybolsun istiyorlar. Evet, intihar eğilimli olanlar okumasın. Diyorsun. Bu kayboluşların nedeni ne peki? Neden herkes bu sevgisizlikte kayboluyor? Şimdi ben kendi burada görüşlerimi söyleyeyim size. Kadın erkek ilişkileri olarak tabii kitabın büyük bir bölümü ilerliyor. Burada baktığımızda artık insanlar birbirlerini koşulsuzca sevmiyorlar. Yani bizim anneannelerimizin, dedelerimizin hani bu baby boomer denen nasıl diyeyim jenerasyonun tek eşliliği artık kalmadı. Onlar bir kere tanışıp artık ölünceye kadar 40 yıl 50 yılı beraber geçirirler ve evliliklerinin 40. yılında bile birbirlerine aynı hoşgörüyle yaklaştıklarını görürdük. Ama şimdi özellikle bizim jenerasyonumuzda X kuşağından başlayarak insanların son derece tahammülsüz, aslında daha sakin olmalarına rağmen toleranslarının çok daha azaldığını görüyoruz. Burada hem sosyal medyanın evlilikler üzerindeki olumsuz etkisi, onun dışında da insanların hiçbir şeye yaşadıkları iş ortamı, trafik, hayat, yaşam güçlükleri, farklı ekonomik sıkıntıları nedeniyle hiçbir tahammülde bulunmamaları nedeniyle artık ilişkilerin çok kısa sürdüğünü ya da problemli hale geldiğini görüyoruz. Aslında burada bakınca kadın erkek olarak konuyu ikiye ayırırsak erkek çok basit bir varlık. Basit bir varlık derken erkek okumuş da olsa okumamış da olsa hayatını, ihtiyaçlarını karşılamak, keyif seviyesini düzenlemek ve ekonomik olarak gelişmek üzerine kurgulayabiliyor. Hmm. Ve bunu yaparken de çok basit bir yaşam mottosu var. Ama kadın dediğimizde kadınlar artık erkekler gibi aynı zamanda nasıl kendilerini geçindirmek, erkeğin yaptığı gibi hayatı kurtarmak ve ailesini bir noktaya getirmek ihtiyacı duyuyorsa aynı şekilde çocuğunu emziren, çocuk doğuran bir kadın vasfını da taşıyorlar. Tabii bütün bunlardan yola çıktığımız zaman günümüzde kadınların geldiği noktada çeşitli ikilemleri ortaya çıkabiliyor. Araya girebilir miyim? Tabii ki. Çünkü biraz açmak istiyorum. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Tabii tıp doktoru olmanızın da bence bunda etkisi var. Çünkü hani bu kadın erkek vesaire bu hormonal ayrımları da siz en iyi yapanlardan birisiniz. Sonuçta bu alanınız. Kadının hormonları farklı çalışıyor tabii ki erkeklerden ve dediğiniz gibi hayat mücadelesi veren bir kadının yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyor, çocuğuna bakıyor, dışarıda çalışıyor, geçim derdine düşmüş. Bu kadın naifliğini kaybeder. Bu kadın sevme duygusunu kaybeder. Refleksleri kaybolur yani. Ben öyle düşünüyorum. Ne olur bu hayatın içerisinde başka bir hale dönüşür. Sizin anlatmaya çalıştığınız kadın profiline dönüşür. Aslında kadınlar böyle değildir. Yani o küçük kız çocukları sevgiyle büyütülür. İşte güzel kurdeleler takılır. Elinden tutulup işte bir yerlere götürülür. Oyuncak bebeklerle evet. oynatılır. Ama bir anda büyüdüğünde hayatın zorluklarını yaşamaya başladığında erkekleşmeye başlıyor maalesef ki. O zaman da erkek gibi avcı hani yırtmaya çalışıyor. İşte orada sorun başlıyor diye düşünüyorum. Herhalde birazcık siz de ondan bahsedeceksiniz. Çok güzel, devrimleşme. Çok iyi anlaştık. Anlaştık galiba. Şöyle söyleyeyim size. Bu kitabın konusu olan hani kadın profili, hayatını geçindirmeye çalışan kadın profilinden ziyade artık onu bir nebze aşmış, hayatında belirli bir noktaya gelmişler. Mesela standartları var yani. Evet, burada 16. bir bölüm var orada. Plaza kadınları diye geçiyor. Şimdi farklı bir sosyal bilim.
Tabii plaza kadınlarıyla tanışıyor kahramanımız. Onlarla şey yaptığında şunu fark ediyor. Onlarla bir yere gittiği zaman plaza kadınları hep çok daha ölçülü, çok daha dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Samimiyet derecesinde çok daha özenliler. Ve mesela diğer kadınları gördükleri zaman şunu fark ediyor. Yanında çok dışa vurumcu giyinmiş, çok farklı, çok hani hoş bir bayanı gördüğünde plaza kadınları ona karşı bir hafif bir şeyle yaklaşıyor, ön yargıyla. Ve burada kadınların kendi içinde birbirlerine karşı aslında ciddi bir rekabet duygusunu, hani koşullar ne olursa olsun kaybetmediğini gösteriyor. İkincisi, plaza kadınlarına çok hani plaza kadınları derken kimseyi hani stigmatize etmek değil de o bölümün işte, başlığı olduğu için onu söylüyorum. Burada mesela belli bir sınıfa, bir zümreye ait şeyin değişiyor tabii. Davranışları da değişiyor. Bu kadınların sürekli işinden ve iş hayatından bahsetmesinden çok rahatsız oluyor kahramanımız. Çünkü şunu fark ediyor. Buluşurken işi, buluştuğu zaman işi, buluştuktan sonra telefonda konuşurken işi, kadınların sadece işi %90 ön planda, kalan zamanda da çocuklarıyla ilgili şeyler söyleniyor ve ben işlerini duymak istemiyorum. Çünkü ben onların aynı yerde çalışmıyorum. Ben işimi paylaşmak için de değil, hayatıma bir şey katması için onunla olmaya çalışıyorum diyor. Ve daha sonra en ilginci, kahramanımız bu plaza kadınlarından bir tanesiyle seviştikten sonra onun aslında kıyafetlerini çıkarttığında, karşısına geçtiğinde işi ve her şeyinden arındığında ne kadar savunmasız olduğunu görüyor. Sonuçta o çalıştığı global şemsiyenin altından ayrılıp da bir birey gerçek olarak geldiğinde evet aslında bütün bu demin Güliz Hanım'ın söylediği o yaşamak, başarmak zorunda olan kadın profilinden tekrar aslında özüne dönmüş bir kadın profiliyle karşılaşıyor. Ondan sonra tabii hani bu plaza kadınları derken bu konuyu mümkün olunca yumuşak geçmeye çalışıyorum. En çok hani karşısına çıkan kadın profili dediğimizde de eşinden ayrılmış ya da işinden ayrılmış belirli bir hani A+ ekonomik seviyede olan bu insanlarla çok karşılaşıyor. İyi tazminat almış kadınlardan bahsediyor olabiliriz yani çünkü. Hepsi bir sorun bak. Bunların hepsi konu başlığı. Sosyolojik olarak hepsini ilerlemiş. Yani boşanmış, iyi tazminat almış, iyi sağlam nafakalar alan herhalde kadınlardan bahsediyor. Yok, tazminat nafaka demeyelim. Bir dava var ya Amerika'da. Onlar bize çok uzak gibi geliyor da. Evet, onun filan şeyi. Yani sonuçta... sen devam et istersen. Tabii, o zaman küçük böyle dokunma. Çünkü A+ evet, diyorsunuz hani ekonomik seviyesi de şöyle yüksek. Söyleyeyim, görüntüde A+, gittikleri yerler, yaşadıkları hayat, giydikleri kıyafet ama bunların hepsinin önceki hayatlarından kalma olduğunu görüyorsunuz. Rutin günlük hayatında artık bunu idame ettirme şansı var ama bunu yenileme şansı yok. Ve bu yüzden de bu tip kadınların da hayatlarını istedikleri standartta sürdürmek için hayatlarında bir erkek aldıklarını görüyoruz. Demin ki mesela plaza kadını dediğimiz tipte güçlü, kendi parasını kazanan bir profil varken burada da ayak tırnağından saç teline kadar kusursuz, dolgusu, botoksu, jel tırnağı hiçbir şeyini eksik etmeyen, son derece çekici kadınların olduğu ama bunun karşılığında da bu yaşadığı standardı ve bu hani görsel şöleni karşısındakinden talep ettiği şeyler görebiliyorsunuz. Kadın profiliyle karşılaşıyorsunuz. Dikkatli konuşmaya çalışıyor ya o zaman. Evet, tabii çok güzel. Böyle tam bir şey yapamıyor yani. Bütün kadınlar saldırı da görmüyor. Ben şu an farkındayım yani. Hani aslında direkt konuşsanız neler çıkacak ama tabii ki hani doğru cümleleri yani çok seçmeye çok basit bir örnek vereyim o zaman size. Farkındayım. Bir arkadaşım bir ikinci evliliğini yaptı. Ondan sonra çok çapkın bir adamdı. 2 yıl sonra buluştuk. Hani evlendiği kişiyle de ben tanıştırmıştım. Evlilik nasıl gidiyor dedim. Hayatımın en iyi şeyini yapmışım dedi. Ciddi misin dedim, sen mi? Ciddi misin? Evet dedi, yani ben evlendiğim için çok mutluyum dedi. Ya dedim anlatsana, nasıl gidiyor peki bu iş, bu kadar mutlusun? Her sabah dedi 6:30'da kalkar, banyoya sigaramı kahvemi koyar dedi. İşte kahvaltıda portakal suyuma kadar hazırdır dedi. Gün içinde şoförü çağırır, bana garip garip yemekler gönderir ara öğün diye. Hiçbirini yemem, insanlara dağıtırım dedi.
Ondan sonra her akşam ben eve geldiğimde evdedir. Ve bizim evde hiç öyle hani brokoli, işte Brüksel lahanası gibi şeyler pişmez. Hep benim sevdiğim et yemekleri yapılır dedi. Benim yanımda oturur ben televizyon seyrederken 3 saat hiç dırdır yapmaz dedi. Şimdi, ya bu muymuş mutluluk anlayışı yani? Şimdi, bu onun muymuş mutluluk anlayışı mı? Ben de sordum. Ya peki hizmet dedim, anlayışı bu yani. Bu kadın sana bu kadar kusursuz davrandığını düşünüyorsun. Peki dedim, sen bunun karşılığında bu kadına ne veriyorsun dedim. Evet. Şimdi, orada aldığım cevap çok acıydı. Ben ona hiçbir şey vermem, bir harçlık veririm dedi. Şimdi ben ona hani duygusal olarak ne verdiğini sorarken, ben sırf harçlık veririm diyor. Peki ben sonra anladım durumu. Ne kadar harçlık veriyorsun dedim. Bakın bu olay 2021 yılında olan bir olay. Benden 60-70 bin harçlık alır ayda dedi. Başka hiçbir şey yoktur bana derdi dedi. Şimdi direkt tüccar mantığıyla bakmış. Şimdi ama bakın kendisine sonra iyi alıyormuş ama içimi yalar evde. Yok şimdi hayır, bu ya yaşadığımız bir aileden kesit. Korkunç ya. Bunu kimseye şey yapmamak lazım. Ya hayır, gerçekten korkunç yani, alışveriş ticaret gibi. Evet, bir şey sonra yani şunu sordum ama kendisine, çok ilginçtir bu. Sen farkındasın değil mi dedim? Sen evliliğini satın alıyorsun dedim. Evet. İşin bozulduğu zaman bu evlilik biter, aşk biter biliyorsun değil mi dedim? Gelen cevap beni daha da hani üzmüştü. Hiç unutamam onu. Biliyorum dedi satın aldığımı ama mutluyum dedi. Rahatsız değilim dedi. Daha önceki eşinden o kadar çok çekmiş ki. Evet. Bu şekilde olmasından çok mutlu olduğunu söylüyor. O yüzden hani sayısız kadın, erkek ve insan profili var toplumumuzda. Evet. Ama hani benim en çok eleştirmeye çalıştığım nedir derseniz, insanların hep kendini çok farklı göstermeye çalışmaları, hiçbir şeyi sorgulamamaları, hiç onun dışında kimse gelişmeye önem değil, vermemesi. Evet. Ve mesela şöyle bir şey var, bu benim kendi yaşadığım bir şey. Bir bayanla bir eğlence evinde tanışmıştım. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Hatta o gece birlikte olduk falan. Ondan sonra ertesi gün aradım, açmadı. Ondan sonra akşam hep gittiğimiz eve gittim, oradaydı. Ya dedim, aradım açmadın, neden dedim. Ya tatlım dedi, şimdi yanlış anlamayasın diye açmadım dedi. Neden dedim. Dün ikimiz de çok sarhoştuk. Sen çok tatlı bir adamsın. Benim de hani kafam çok iyiydi. Ondan sonra biz arkadaş kalalım bu şekilde dedi. Şimdi bakın buradaki hani çok belki çok gelişmiş bir şey. Ben bunu ayak uyduramıyorum ama ben daha sonra günlerce şunu düşündüm. Eksikliği kendimde buldum ben Güliz Hanım. Çünkü şunu dedim. Demek ki onun ruhuna hiçbir şey aktaramamışım. Onda hiçbir şey ortaya çıkaramamışım diye hep kendimi eleştirdim. Sonuç olarak bakarsanız hani kitapta bunu mesela yedek sevgililer diye bir bölüm var. Evet. Orada anlatmaya çalışıyorum ama mesela hani yayının sonuna geldiğinizde onu bana ifade ederseniz kitabın son bitişiyle ilgili de orada başka bir sürpriz yapacağım. Evet. Tamam. Böyle süremiz azalıyor. Kaçtı onun için işte, böyle toparlayarak gidelim. Son günlerde benim için çok kıymetli biri bana şöyle bir tavsiyede bulundu. Hani sen işte biraz temiz kalpli bir kızsın. Ama işte herkes de göründüğü gibi değil, hani dikkatli ol gibi bir şey. Tabii bunu herkes herkese söylüyor da o kıymetli kişinin bana söylemesi çok önemliydi. Çok önemsediğim biri tarafından tabii ki bunu duymuş olmak. Hayatı da çok bilen biri. Sonra iyice derinlemesine düşününce ne demek istediğini anladım. Gerçekten bazen biz insanlar, kadınlar, erkekler fark etmiyor. Karşı tarafımızdaki insanları, arkadaş, eş, dost, sevgili ne olursa olsun, aslında biz kendimiz gibi zannediyoruz. Kendi içimizde ne varsa, ruhumuzda ne varsa karşımızdaki insanı da öyle zannederek davranıyoruz. Halbuki değil. Kimse tabii göründüğü gibi değil maalesef. O zaman şimdi biz kendimiz nasıl bir şeyiz onu bir de şey yapmak. İşte sen neysen karşındakini de öyle görüyorsun şimdi mesela. Biz karşımızdan hep iyilik bekliyoruz. Hep iyi, güzel, ama pozitif şeyler. Her şey iyilik beklemiyor olabilirim. Onu da ya da pozitif şeyler. Kimse valla narsist ya da şey farklı bir şeyde psikolojik durumda değilse hep böyle bir sadist ya da gibi değilse olumlu şeyler bekliyor. Ama biz kendimizi hiç sorgulamıyoruz. Yani beklentimiz o. Bunu olduğuna inanıyoruz. Ben mesela kendimin iyi olduğunu düşünüyorum ama gerçekten dediği gibi Oğuz'un yani sorgulayabildik mi gerçek anlamda? Onu da iyi tartmak lazım. Sana karşılık olsun diye söylemiyorum da şimdi aynen aklıma geldi söyleyince. Ben mesela şöyle arkadaşlar, bumerang gibi bir insanım. Öyleyim yani, çocukluğumdan beri reflekslerim öyle. Eyvah. Bana ne verirsen direkt onu alırsın. Sevgi, sevgi.
Ama o iş saygı, o da yanlış saygı. Bir şey. Bak, yani. Ben İhanet, hep böyle bir şey gibiyim ama. Ama öyleyim yani. Bana ne verirse karşındaki insan refleks olarak direkt onu atıyorum. Ya bana. Bak senin doğru üzerinden söylemeyeyim ama o da bana biraz çıkarcılık gibi geliyor. Hayır değil ya, yani. Sevgi, ya çıkar, sevgi diyorum farklı ama yani. Bir şeyle. Bana nasıl davranırsa ben de bu merak gibiyim. Ona öyle davranabiliyorum. Farklı davranamıyorum. Yani bu doğru bir şey mi? Bunu ruh eşi şimdi konusu gibi açıklayayım size. Tamam. Heh, şöyle hadi söyleyeyim. şimdi insan oğlu daha önce işte cennete metafizik bir varlıkken yeryüzüne geldiğinde bir bedene büründü ve üçüncü boyuta geldi. İnsanın kendini geliştirdikçe boyutu 5-6 diye yükseliyor. Ve beşinci boyutta sevginin çok daha arttığını görüyoruz. Hmm. Artık insan orada iyi ve kötü olmadığını anlar. Çünkü kötüyü yapan da kendi görevini yapıyordur. Aslında baktığınızda kötülük diye bir şey yoktur. Herkese verilmiş evrende bir görev vardır ve herkes onu yapar. İşte bu koşulsuz sevgiye inananlar, Güliz bana kötülük bile yapsa, hani bumerang gibiyim değil, benim hep bir mevcut durumum vardır, evet, hep bir ruh yapım vardır. Ve ben hem sana hem burada herkese karşı aynımdır. Ama bu bir holdingin en başındaki kişiden tutalım, aşağıda arabamızı verdiğimiz kişiye kadar aynı olması lazım. Hı hı. Sonuçta mütevazi, kendisiyle barışmış ve her zaman sevgi dolu insanlar olmak zorundayız. Çünkü sevgi insan frekansını yükseltir. %100 katılıyorum. Bakın, ama karşınızdan düşünce bunu alamıyorsanız, o frekansta değilse sürekli sevgi mi vermemiz lazım? Negatif kişilerle karşılaşınca bence bunlardan uzaklaşmak lazım. Uzaklaşamıyorsun, mecbursun, aynı ortamı paylaşmak zorundasın. İlişkinizi hani minimuma indirin ya da oturup... Bakın iletişim çok önemlidir. Açık seçik konuşmak lazım. Evet, ya kendi bir şeyin olur. Karşıdaki kavgacı da olabilir. Senin bir duruşun olur. O kadar şey yapabilirsin. Ama ona göre hareket ediyorsun. Zaten orada bir sorun var. Yani ama işte çok önemli bir şey Murat'cığım. Yani bir insan istediğin kadar pozitif, sevgi dolu ol. Bir negatifle sürekli tabii karşılaştığında insan enerjisini alırlar. Tabii ki yani. Ama biz olgunlaşmış insan, olgunlaşmaya doğru giden bir insandan mı bahsediyoruz? Bir ikincisi ama sabır küpür. Şu mesela, insan karar alabilen bir canlı. Yani evet, bütün canlılar arasında. Hani sen şey dedin ya, verilmiş bir görev. Ya görevden ziyade insanın kendi aklıyla hareket ettiğini ben düşünüyorum ama yanlış mı? Orada şöyle söyleyeyim. Şimdi çok doğru ama mesela dünyanın en ünlü CEO'su dediğimiz General Electric'in CEO'su Jack Welch şöyle söylüyor. 50 yaşına geldiğimde verdiğim kararların yarısı yanlıştı diyor. Evet. 60 yaşına geldiğimde verdiğim kararların üçte biri yanlıştı diyor. Hmm. Yani insan karar alabilir ama sonuçta bir tecrübe çok önemli. Evet. Ve ne kadar hani her sonuçta şeyiniz olsa da tecrübe kötü, zamanla evet, tabii kazanılan kendisi bir şey. Kendisi kararı alarak veriyor. Şimdi süremiz azaldı sanıyorum. O zaman son şeyimle evet, kapatayım. Son, evet, sizden kitabın olalım. Kahramanlığının son aynen olarak son bölümde şöyle söyleyeyim. İhanet dediğimiz aslında hayatında istediği o iyi kalpli kadını buluyor. Ve iyi kalpli kadının yanına gitmeye çalışıyor. Evinin oraya kadar gidiyor. Ve artık hani adımını atsa oraya girebilecek. Fakat kahramanımız kendisi girmekten vazgeçiyor. Bütün yani yaşamını, her şeyini buna ayıran kişi aradığını bulunca aradığını bulup yani iyi kalpli kadın orada ama yanına gidip de tanışmıyor. Ondan sonra belki bozulacak büyü. Yok gibi, ya da kafasını kurdu. Bir sonraki şey kitapta onu orada anlatıyoruz yani. Bakalım. Evet. İşte yazımına başladığımız. Ama hani benim size bugünden toparlamam gereken nedir dersem, insanoğlu çok özel bir canlıdır. O yüzden insanoğlunun çok büyük bir potansiyeli vardır. Bunu iyi, doğru, dürüst ve etik şekillerde kullanması gerek. Ve hep bunların olduğu ortamlarda bulunmak lazım. Çünkü biz kendi, mesela benim de bir kızım var. Ben kızımın kimlerle karşılaşmasını istiyorsam kendim de bu topluma öyle davranmak zorundayım. Ama ben kızımın nasıl davranmamasını istiyorsam etrafındaki kadınlardan da aynı şeyi görmeyi beklerim, o toplumda olmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Senden de böyle bir son cümle alayım. Benden son cümle. Ya sonra çok güzel anlattın Ozan. Rica ederim. Yani, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. İnşallah daha sonra yine konuk alırız. Ben sadece şunu söyleyeyim de ya, kendimce bir şey orada bekleme olsun. Ya, insan gelişen, değişen bir canlı ve o, iyi kullanırsa ileriye doğru giden, dediğin gibi olgunlaşmış insan tipini örnek alırsak
aklını kullanmak zorunda. Kutsal kitabımızda da hep akıldan bahsediliyor. Yani etik kurallarda da öyle, felsefede de öyle. Akılla bütün seçimlerini yapması gerekiyor bence. Bütün yaşadığımız hayatın sonucu bu aklımızı kullanmak ya da kullanmamakla ilgili bütün seçimler. Yaptığımız hükümeti yönetenlerden tut, izlediğimiz diziye kadar her şey bizim seçimimiz. Orada aklımızı kullanıyor muyuz acaba? Neyse girmeyeyim. Yani her şey bizim seçimimiz. Onu anlatmak istiyorum genel anlamda. Ben evet, de biliriz. O zaman son bir cümle söyleyeyim. Bu kitabın özeti şu: en büyük ihanetli yaşamak. Bugün Ozan Batıgün bizimle beraber oldu. Özetle dedi ki bir arayış var, sorgulama var ama sonunda da aradığı iyi kalpli kadını buluyor ama gitmiyor. Şimdi ikinci kitapta dedi onu anlatacağız. Ruhu belki daha hazır değil. Tamam. Tekamülün tamamlanmadı. Belki de evet. Ama ben diyorum ki sizler iyi kalpli kadını ya da erkeği bulduysanız gidin. Yapışın. Gidin ona sarılın. Çünkü bir daha karşınıza bu fırsat çıkmayabilir. Hepinize mutlu, sevgi dolu, sağlıklı, bereketli günler diliyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Thank you.